Geçen hafta maden mühendisleri lokali ile ilgili oda başkanımız benim ismimi de anarak bir şey söyledi. Sayın Valim, bu kin, bu nefret niye diye. Arkadaşlar, sizler de biliyorsunuz benim ilk geldiğim günden itibaren benim sadece bir tek söylediğim şey vardır. Sevgi dili konuşalım, sevgi diliyle bakalım diyorum. Bugüne kadar hiçbiriniz benim ağzımdan kötü bir kelime duymamışsınızdır. Kimseye de kin ve nefret içerisinde olmayız. Valim Suat Tutulmaz, maden mühendisleri lokalinin yeniden yıkımının gündeme gelmesine ilişkin açıklama yapmış ve maden mühendisleri odası başkanı Çağlar Öztürk'ün açıklamasına tepki göstererek ben de hiçbir zaman kin ve nefret söylemleri olmadı. Göreve geldiğimden beri sevgi dili kullandım. Kin ve nefret söylemlerini kendisine iade ediyorum. Hukuk çerçevesinde hakaret ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Bizim mahkeme kararı dışında da valilik olarak yapabileceğimiz onları oradan çıkarabileceğimiz hukuki yetkilerimiz var. Ama biz bunu kullanmadık. Gerginlik olsun, bir sıkıntı olsun istemedik. Hukuk ne diyorsa biz ona uyalım, hukukun gereğini yapalım dedik. Kin ve nefret kavramlarını, benimle hiç yan yana gelmeyecek kavramları bana söylediğini hissettim. Hissettim değil, zaten gördüm ve bunu da kendisine ben aynen sizin vasıtanızla iade ediyorum. TMOB Maden Mühendisler Odası Zonguldak Şube Başkanı Çağlar Öztürk de basın açıklaması yaparak davaya ilişkin konuştuğu eleştirileri yanıtladı. Öztürk, mahkemede kamulaştırma diye bir ifade kullanıldı. Burası zaten kamunun malıdır. Kamu malına kamulaştırma yapılamaz. Biz vali ya da bir başkasını kastetmedik, ancak vali üzerine alınmış. Tahliye süreci devam ediyor. İlk dava il özel idare açmıştı, iptal oldu. İkinci davayı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü açtı. Biz böyle aniden bir tahliye kararı beklemiyorduk. Olması bizi fazlasıyla üzdü. Hangi yolları izleyeceğimizi dava arkadaşlarımız ve avukat arkadaşlarımızla görüşüyoruz dedi. Şimdi birinci davayı biliyorsunuz. Birinci davayı özel idare açmıştı. Mahkeme onlara bir yetkisi olmadığına karar verdi. İkinci dava malum gerçek sahibi, yani açtı davayı. O da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. Bu davanın ilk çerçevesinde biz tabii ki hemen acilen böyle bir tahliye kararı beklemiyorduk. Bunun olması tabii ki bizi fazlasıyla üzdü. Bunun üzerine biz de zaten daha önce basın açıklaması yapmıştık. Hangi yolları izleyeceğimizi avukatlarımızla ve kendi arkadaşlarımızla oturup teferruatta konuştuk. Bu konuda hukuki süreç bitmedi. Bunun üst mahkemesi yolu var. Üst mahkeme sonucunda ne karar verilecek bakacağız. Bu sırada tabii ki bizim kendi kiracılıktan doğan bazı haklarımız var. O haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız şimdilik. Ama dava süreci devam edecek. Biz de haklarımızı kanıtlayacağız diye düşünüyorum. Bu malı kamulaştırılamaz diyoruz. Bununla ilgili kanun da var. Bunlarla ilgili açıklama yapacağız. Siz o açıklamanın teferruatlı öğrenmiş olursunuz. Ama bugün konuya girmek istemiyorum. Ama tabii ki kamu malı kamulaştırılamaz. Zaten burada kamunundu. Kamu malı bir şekilde devredildi. Ne şekilde devredildi? Tahakkuk etmemiş borç karşılığında devredildi. Bu kayıtlara geçmiş bir belge. Buna rağmen tapunun üzerinde kamulaştırma yazması tabii ki bizde ister istemez bazı şüpheler uyandırıyor. Tabii ki biz açıklama yaptık. Sayın Mahalli açıklama yaptı. Çok doğal, herkesin demokratik hakkı bunlar. Biz bunları söylerken üzerine alınır. Biz ki nefret derken vali ya da bir başkasını kastetmedik. Üzerine alınanları kastettik. Onlar bu kentte kendilerini biliyorlar zaten. Hiç yeni yokken, bunu özellikle söylüyorum, Amasya Komisyonu'na bilgi vermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunurken konusu olmaması gerekirken, herkes can derdindeyken birileri post derdinde oldu ve bu konuyu bir sayın milletvekili gündeme getirdi. Bu çok doğru bir davranış değildi. Biz bunu hoş karşılamadık.